Evet, çok göz alıcı değiller belki ama Sennheiser Momentum True Wireless kulaklığın performansını daha uygun fiyata satın almak istiyorsanız bence doğru seçenek. Herkese merhaba, ben Ercan Uğurlu. Geçtiğimiz sene Sennheiser'ın Momentum True Wireless kablosuz kulaklarını incelemiştim. 2020'nin son günlerinde ise markanın yeni modeli CX 400BT elime ulaşmıştı. Bu yeni modelle beraber şirket daha alt segmentteki ürünlere iyi bir alternatif üretmiş olurken ürün gamını da zenginleştirmiş durumda. Hatırlayacak olursanız Momentum True Wireless modeli ile üst segmente hitap eden Sennheiser CX 400BT modelinde ise aktif gürültü engelleme özelliğini ortadan kaldırarak daha uygun fiyatlı bir alternatif yoluna gitmiş durumda. Elbette farklardan bir diğeri ise kullanılan malzeme kalitesi noktasında kendini hissettiriyor. Fakat kulaklıkta en önemli kısımlardan biri kuşkusuz sürücüler. Sürücüler yine Momentum True Wireless 2'de olduğu gibi 7 mm'lik tam menzilli dinamik sürücülerden oluşuyor. Ancak bu defa pasif gürültü önleme ile çalışıyorlar. SPC ve AAC ses kodekleri ile aptX desteğinin mevcut olduğu kulaklıkta Bluetooth 5.1 bağlantısı üzerinden ses iletimi kuruyorsunuz. Tabii ki yine Sennheiser Smart Control uygulaması üzerinden iOS ve Android platformlarıyla kulaklığı uyum içinde çalıştırabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir problem yok. Bu arada kulaklıkların boyutunun biraz iri olduğunu kabul etmek lazım. Kulak üzerine çok fazla çıkıntı yaratmıyor belki ama yine de bu boyut itibariyle bu kulaklık spor yapmak için pek müsait bir model değil bence. Belki yürüyüşe çıkarken kullanabilirsiniz fakat koşu ve bol hareket içeren spor türlerinde düşecek endişesi duymanıza sebep olacaktır. Estetik açıdan ise kulaktan herhangi bir tartışılacak bir kısmı yok. Bakıldığında güzel görünüyor. Tabii ki yine bu kişiden kişiye göre değişecektir. Ergonomisiyle uzun süre kullanımlarda rahat ettiriyor. Elbette bunda kulaklığın sadece 6 gram ağırlığında olmasında büyük avantajı var. Bu arada pasif gürültü önleme özelliği gerçekten iyi iş çıkartıyor. Kulaklığı kulağınıza taktığınızda dış seslerin boğulduğunu duyacaksınız. Tasarım konusunda bir diğer nokta ise bahsetmem gereken bu kulaklıkta IPX4 sertifikası bulunmuyor. Yani suya karşı biraz dikkatli olmanız gerekecek. Sennheiser CX400BT kulaklıklarını kulağınızdan çıkarttığınızda şarkı otomatik olarak durmuyor. Belki fakat kapasitif sensörler yine yerli yerine duruyor. Sağ ve sol tomurcukların üzerindeki dokunmatik alanları kullanarak şarkılar arasında dolaşabiliyorsunuz. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Sesli asistana erişebiliyorsunuz ve telefonunuza gelen çağrıları cevaplayabiliyorsunuz. Kulaklığın ses performansında da gayet güvenilir seviyede olduğunu net olarak söyleyebilirim. En iyi performansı elde edebilmeniz için tabii ki kutu içinden çıkan silikon başlıklardan size en uygun olanını takmanız oldukça önemli. Bunun neticesinde de pes ve tiz seslerde iyi bir izlenim elde ediyorsunuz. Öte yandan tabii ki pasif gürültü engelleme özelliğinde bu tomurcukların size tam olarak uymasıyla kullanacaksınız. Kulaklığın sıcak bir ses profili olduğunu söyleyebilirim. Gür basları duyabiliyorsunuz ancak düşük baslar arada kaynayabiliyor bazen. Genel çerçevede bas doğruluğu en iyi modellerden biri olduğunu da söyleyebilirim kullandığım süre içinde. Enstrüman sesleri kendini önlü hissettiriyor. Ses netliği de gayet iyi seviyede. Gayet zengin bir skalası var. Kulaklığın equalizer ayarını uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Ses performansını kendinize göre şekillendirebiliyorsunuz tabii ki. Ancak genel ölçekte kutudan çıkan standart haliyle de bu sınıf kulaklıklar arasında ideal bir ses başarısı gösterdiğini söyleyebilirim. Kulaklığın pil performansı ise şarj kutusuyla beraber 20 saatin üzerine çıkıyor. Kulaklıklar için her ne kadar kağıt üzerinde 7 saate kadar pil performansı sağlandığı söylense de açıkçası aktif kullanımda böyle değil bu iş. 5 saate anca görüyorsunuz. Bunu demek mümkün. Neyse ki şarj aletiyle dediğim gibi şarj çantasıyla beraber bu konu bu süre biraz daha uzuyor. Bu süreyi 20 saatin üzerine çıkartabiliyorsunuz. Sonuç olarak değerlendirecek olursak Sennheiser CX400BT iyi bir gerçek kablosuz kulaklardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şirketin bir diğer modeli Momentum True Wireless 2'ye oldukça benzemesine rağmen nispeten tabii ki daha sıcak bir ses profiline sahip ve aktif gürültü engelleme özelliği fiyat kaygısı sebebiyle tercih edilmemiş bir model olmuş. Hem grafik hem parametrik equalizer ayarı ve ses performansıyla da tatmin edici bulduğum Sennheiser CX400BT bu anlamda ortalamanın üzerinde bir kulaklık oluyor. Fiyatı ise 1445 TL dolaylarında iOS uyumluluğu ile baktığımızda yine bu fiyat aralığında olan AirPods'a göre çok rahat tercih edilebilir açıkçası. Android tarafında da yine keza rahatlıkla rekabet edebilecek düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ses performansıyla ve tasarımıyla beraber. Tabii ki Sennheiser kalitesi de işin içinde var. Ancak elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin olacak. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Kulaklık hakkında sorularınız varsa yorumlarda yazın. Sonraki videoları kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın diyelim. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.